Arkadaşlar merhaba, kamp videosuna hoş geldiniz. BIST 100 günü 5446.22 puandan %0.14 puan artışla kapattı. Değişim puanı 7.84 puan. BIST 100 hacmi 99.3 milyar TL. En fazla değer kazanan sektör BIST taş toprak. En fazla değer kaybeden sektör BIST Holding ve yatırım. BIST taş toprak %8 artıda kapattı. Değer kaybeden BIST Holding ve yatırım da %1.05 değer kaybetti. BIST'in dolar bazlı fiyatı 287 dolar 38 sent. Arkadaşlar en son gelen bilançolardan TUKAŞ bununla ilgili temettü haberi de var. Güzel bir haber. Onu da biraz sonra paylaşacağım. TUKAŞ %654 artırmış net karını. Hürgaz, Hürriyet Gazetecilik %113 artırmış. İDEAS %402 artırmış. Mercan %79 artırmış. ADES'e %305 artırmış. Özsu Balık biliyorsunuz son halka arzlardan %904 artırmış net karını, güzel bir bilanço getirdi. Avtur %205, Turkcell %119, İzmir Demir Çelik de yüzde olarak veremeyeceğim. 766.100 milyon eksiden 1 milyar 142 milyona yükseltmiş arkadaşlar. Geçelim kap haberlerine. MPark, MLP Sağlık Hizmetleri dün akşam ben kap videosunu yaptıktan sonra kapattı. Orada da kar payı dağıtımına ilişkin bildirimleri vardı. Hemen bakalım. Arkadaşlar nakit ya da bedelsiz herhangi bir şekilde MLP sağlık temettü ödemeyecekmiş MPark. Geçelim SmartG saat 9.13'te yeni iş ilişkisi kapı attı. Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 456 milyon 258 bin 208 TL karşılığı tutarında sözleşme imzalanmış ve sözleşmeye ilişkin ön ödeme 3. ayın 8'i 2023 tarihinde alınmıştır diyor. Geçelim Yapı Kredi Yatırım. Yapı Kredi Bankası kar payı dağıtım kapı attı saat 9.14'te. Yapı Kredi hisse başına 84 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Hak kullanım tarihi 3. ayın 20'si, hesaplara geçiş tarihi 3. ayın 22'si. Burva, Burçelik Van'a yeni iş ilişkisine istinaden kapattı saat 11.54'te. Şirketimiz ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında KDV hariç 695 bin dolar tutarlı Eylül 2023 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılmış olup söz konusu sözleşme bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir dedi demiş Burç Çelik Vana. SmartG 15.29'da yine bir kapattı iş ilişkisi kapı. Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 36 milyon 615 bin 278 TL karşılığı tutarlı sipariş için ön ödeme alınmıştır dedi. Hemen geçelim. Gesan ihale süreci sonucuna ilişkin bildirim attı 15.41'de. İkinci ayın birinde girmiş olduğu bir ihaleyi Dicle Elektrik Dağıtım'a ait sözleşme için davet almış. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Sözleşme bedeli vergiler dahil 568.760 dolarmış arkadaşlar. Güncel kurla da 10 milyon 778 bin TL yapıyor. Şimdi Ford Otomotiv Sanayi AŞ Froto genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim attı. Froto'nun bugün genel kurulu vardı Divan Oteli'nde İstanbul Şişli'de saat 11'de. Bununla ilgili bildirimini yaptı. Tutanakları da burada, ben bunu indirdim. Bakın size kısa bir bölüm şuradan, benim dikkatimi çekti. Ortaklarından bir tanesi 260 bin, 260 milyon 550 bin 821 TL tutarında bağışta bulunmuşlar. Ortakların birisi binde 8 oranında bağış yapalım demiş, kabul edilmemiş. Ana ortaklardan bir tanesi de binde 4
yapalım demiş. O kabul edilmiş. Şimdi bu tutanaklarla ilgili ben size arkadaşlar aldığım notları şey yapayım, anlatayım. Şirket bedelsiz sermaye artışı sorusuna gündemlerinde olmadığını söyleyerek yanıt vermiş. Binek araç üretiminde ekstra bir model şu anda düşünülmüyormuş. Devam eden modelleri satmaya, üretmeye devam edeceklermiş. Bedelsiz sermaye artışı ile fiyatın daha makul seviyelere çekilmesi talebini ilerisi için değerlendireceklerini söylemişler. Yani biraz daha artsın, ondan sonra yapabiliriz gibi. Yarı iletken problemi için, biliyorsunuz çip problemi, bir yatırım planları yokmuş. Bu sorunun da sene sonuna doğru çözüleceğini öngörüyorlarmış. Yarı iletken ihtiyacın azaltılması ve minimize edilmesi, tedarik zincirinin görünürlüğünün artırılması hedefleniyormuş. Enflasyon muhasebesine geçilmemiş. Bu duruma diyor alışsak iyi olur diyor. İşte yani bu sene enflasyon muhasebesi olmayacak. Yeni normal bu diyor. Buna alışın demişler. Efendime söyleyeyim, Avrupa ve Amerika'daki resesyon durumunun da geçmesiyle, merkez bankalarının stabil hale gelmesiyle daha stabil kar marjları oluşacağını söylenmiş. Ekonomik modelimiz ile karlılıklarımızı en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz demişler. Romanya'da üretilen bütün modeller direkt Avrupa'ya satılıyormuş. Burada çok az bir stokla çalışıyorlarmış. Talepte bir sıkıntı olmuyormuş. Depremler için teşvik vergi yükümlülüğü miktarı hesaplanacakmış. Efendime söyleyeyim, Kocaeli fabrikasının depremle ilgili hiçbir problemi yokmuş. En üst düzey uzmanlarla çalışılmış. Ayrıca şirketin içinde 25 kişi deprem bölgesine yardıma gitmiş ve bir takım notlar alınmış. Deprem olması halinde çevreye de nasıl yardım edileceği hakkında da planlar yapılıyormuş fabrikanın bulunduğu bölümde. Toplamda 700 binlik araç kapasitesi varmış. Yani 700 bin araç üretiyorlarmış. Yeni kapasite artışları ile dünyada otomotiv üretiminde ilk 5'e girmeyi düşünüyorlarmış. Bakın, hedeflerini öğreniyoruz aynı zamanda bu gibi şirketlerin. Şarj istasyonu konusunda herhangi bir yatırımları yokmuş, düşünceleri yokmuş. Biliyorsunuz Koç Holding Watt Mobility işi yapacak. Bu şarj istasyonlarıyla alakalı. Bunlarla beraber devam edeceklermiş. Zaten aynı grubun şirketi. Kocaeli fabrikasında yeni yapacakları yatırımlarda da hem Ford hem de Volkswagen modelinin üretimine uygun bir şekilde yatırım yapıyorlarmış. Onu anlatmışlar. Genel kuruldan kar payında biliyorsunuz bizim için A grubu olan 12 lira 82 kuruş temettü ödeme kararı vardı. Hak kullanım tarihi 3. ayın 13'ü, ödeme tarihi 3. ayın 15'i genel kurulda onaylanmış arkadaşlar. Yani kesinleşmiş oldu. Geçelim Bayrak EBT taban. Bayrak daha önce hem bedelli hem bedelsiz temettü kararı almıştı. Fakat SPK tarafından geçen hafta SPK bülteninden, arkadaşlar bu hafta da SPK bülteni gelmesi lazım, bugün ya da yarın. SPK bültenlerinden biliyorsunuz bedelsiz kararlarının onaylanması ya da yeni halka arzlarının olup olmadığı kararları çıkıyor. Onun için önemli bence SPK bülteni videolarını izleyin. Bayrak tabanın %100 bedelsizini onaylarken bedelli sermaye artışını iptal ettiler, reddetti SPK. Dedi ki eğer belgeleri gönderirseniz bedelsizi yapabilirsiniz diye. Onlar da arkadaşlar şeyleri göndermişler, belgeleri göndermişler. Yani %100 bedelsiz sermaye artışı onaylandı ve gerçekleşecek. Şimdi burada iki tane kap var. Hemen birkaç dakika arayla. Hemen şunu göstermeye çalışıyorum size. Bakın, genelde kaplar buradaki yazıldığı gibi gelir. Yani deminki baktığımız değil de arasındaki farkı göstereceğim. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %100. SPK onay tarihi 3. ayın 8'i, geçen hafta Perşembe günüydü. Kayıt tarihi diyor 3. ayın 14'ü 2023, borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Dediği zaman bunu her zaman bir gün öncesine hesaplayın. Şöyle diyeyim ben size, bakın burada daha açıklamalı yapmış yazmışlar. Aslında böyle olması lazım herkesin anlayabilmesi için.
İç paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 3. ayın 13'ü 2023 olarak belirlenmiştir diyor. Burada açıklamalı şekilde söylüyor. Fakat bedelsiz kararları geldiği zaman buradaki gibi gelir. Genelde tarih vermez arkadaşlar. Bakın burada da kullanım başlangıç tarihi 3. ayın 13'ü. Burada da vermiş. Genelde bunlar yazmaz. Şuradaki yazar. O zaman da bir gün öncesini alın. Yani 3. ayın 13'ünde gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Yarın bayrak bedelsizinden yararlanmak için son gün. Onu da söyleyebilirim. Geçelim. Dirit kapatmış. Özel durum açıklaması. Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimiz tarafından Birko Birleşik Koyunlular Mensucat AŞ firmasına hasılat paylaşım yolu ile kiralanan Kaymaz Halı Makine Grubu'nun fabrikamızda yapılacak üretim faaliyeti çalışmaları nedeniyle ilgili firmadan geri alınmasına karar verilmiştir diyor Dirit. Geçelim hemen Info Yatırım Menkul Değerler Info kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim attı. Hisse başına 90 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Bedelsiz kararı yok. Tarih belli değil. Tarih belli olunca sizinle paylaşırım. Geçelim İskenderun Demir Çelik AŞ İsdemir 18.30'da kapattı. Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim. 3. ayın 31'i 2023 saat 10'da efendime söyleyeyim İstanbul Ataşehir'de Oyak Maden Metalürji Merkez binası konferans salonunda yapılacakmış. Bakın burada da açıklama yapıyor. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 3. ayın 30'u 2023 istiyorsanız katılabilirsiniz. Yine Doğuş Grubun dün akşam biliyorsunuz Doğuş Holding'e ait bir gayrimenkul şirketini satın almasına ilişkin bir kapı vardı. 18.30'da bir kap daha attı. Duran varlık edinmesi. Yani burada diyor ki arkadaşlar bu Doğuş grubuna ait GYO firmasını Doğuş Holding AŞ'a ait payların satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Gerçekleşmiş. Zaten bugün de %5 gibi bir düşüşteydi. Doğaş hissesi. Evet, İsdemir kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yaptı saat 18.34'te. İsdemir bedelli ya da bedelsiz temettü vermeyecek arkadaşlar. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. İsdemir o kadar değil de daha başka şeyler var. Ereğli Demir Çelik Ereğli 18.35'te kapattı. Genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim. Saat 10'da İsdemir'de, 14'te de Erdemir'in varmış. Orada da pay sahibi olunması için son tarih 3. ayın 30'u 2023'müş arkadaşlar. Ereğli bir kap daha attı. Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Ereğli'de bu sene nakit ya da bedelsiz temettü vermeyecek. Arkadaşlar ben Ereğli'nin temettü vermesini beklerdim bu sene. Çünkü Ereğli zaten düzenli temettü veren, temettü 25 endeksine dahil olan, yıllardır temettü veren bir şirket. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ereğli maalesef bu sene nakit temettü vermeyecek arkadaşlar. Bu karar hiç hoşuma gitmedi. Yarın da tabii ki hisseyi etkileyebilir, olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Fakat geçen sene biliyorsunuz demir çelik fiyatlarındaki düşüşlerden en fazla şirketlerden bir tanesi. Ama başka bir tarafa baktığımız zaman da 18 trilyon net dönem kârı ile sonuçlandırmış. Ve şöyle anlatayım size. Biliyorsunuz bunların bir ortağı vardı. Mittal grubu %10 hissesini burada satıyordu arkadaşlar. Sattı hatta çok %1-2 bir payları kalmış olması lazım. Arkadaşlar bunun yerine saat 18.39'da payların geri alınmasına ilişkin bildirim attı. Alacakları geri alım miktarını artırdılar. Bunun PDF'si var fakat çok uzun anlatmaya gerek yok. Kısaca ben size anlatayım. Geri alım programındaki alacak oldukları hisselerini artırdılar. Daha fazla not alacaklar. Fakat nasıl yapacaklarıyla ilişkin bir bildirimleri yok. Evet.
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 1852'de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim attı. Tukaş'tan güzel bir haber geldi arkadaşlar. Tukaş nakit temettü ödemeyecek fakat %200 bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Tukaş zaten bizim beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Biz Tukaş'ı ne zaman anlatmıştık? Geçen sene 6. aylarda 5. 6. aylarda anlatmaya başlamıştık. Dönün o fiyatlara bakın. Tukaş zaten güzel de bir bilanço açıklamıştı. Evet, Tukaş'tan bir de maddi duran varlık satımına ilişkin bildirim geldi. O da şirketimiz yönetim kurulu 3. ayın 9'u 2023 tarihli toplantısında şirketimiz mali tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabı içerisinde yer alan ve atıl vaziyette bulunan Manisa ile Turgutlu ilçesi 7 Eylül Mahallesi işte şu parseldeki Turgutlu Fabrikası arsası ve müştemilatı Başkent Taşınmaz Değerleme AŞ'nin 3. ayın 3'ü 2023 tarihli raporu dikkate alınarak 65 milyon 250 bin TL bedelle peşin olarak Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satılmasına karar verilmiştir dedi Tukaş. Evet, Sabancı Holding Sahol payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Bakın arkadaşlar o bildirimlerde bu şekilde oluyor. Günlük ne kadar pay almışlar, sermayenin oranı, işlem fiyatı en sonunda da bu bildirimi genelde yaparlar. Bazı şirketler bunu yapmıyor. Bakın gün içerisinde nasıl hisse almışlar. Burada da diyor ki 45.56, 45.82 TL ağırlıklı ortalamada 45.76 TL fiyat aralığından toplam 353.196 TL nominal değerli Sahol payları geri alınmıştır. Payları sermaye payında oranı %2.31'e ulaşmış aldıkları paylar arkadaşlar. Bu bildirimde böyle söyleyeyim. Inveo Yatırım, Inveo kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim attı. Inveo arkadaşlar nakit ya da bedelsiz sermaye artışı kararı yok. Reha Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı saat 19.48'de özel durum açıklaması yaptı. Burada da Amerika'da bir şirketin zaten açıklamaları burada var. İsterseniz okursunuz. Uzun süreceği için kısaca anlatayım ben size. Bu şirketin %20'sine karşılık gelen 1 milyon 998 bin adet Robair INC hissesinin devralma işlemleri tamamlamış. Robair ABD'de 2018 yılında kurulmuş. Aralarında Türk Hava Yolları Pegasus da olmak üzere 500'den fazla havayolu, 120.000'den fazla konaklama tesisi ve 30.000'den fazla araç kiralama noktasına doğrudan erişim sağlayan Web3 tabanlı ulaşım hizmeti teknoloji şirketiymiş arkadaşlar. 5 milyondan fazla kişi kullanıyormuş. Buraya %20 ortak olmuşlar Reha Girişim. Geçelim Astor Enerji son zamanların halka arzlarından, gözde halka arzlarından 19.55'te kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yaptı. Arkadaşlar hisse başına 47 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. 5. ayın 2'si 2023 hak kullanım tarihi, ödeme tarihi, hesaplara geçiş tarihi 5. ayın 4'ü 2023. Astor'dan da güzel bir haber geldi Astor Enerji'den. Geçelim. Pagio kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim yaptı. Arkadaşlar Pagio toplamda 3 taksit olmak üzere toplamda da 1 lira 05 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Birinci taksit 6. ayın 21'inde 35 kuruş. Hemen hemen hepsi aynı miktarda 35 kuruş. 6. ayın 1'i, 9. ayın 1'i, 12. ayın 21'i olmak üzere hak kullanım tarihleri var. Ödeme tarihleri de burada. Geçelim son kapımıza. AKSG'ye Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Nakit ya da bedelsiz temettü kararı yok. Ödemeyecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu akşam muhtemelen SPK bültene gelecek. Bakalım yeni halka arz gelecek mi oradan yoksa gelmeyecek mi? Ya da yeni bedelsiz kararı gelecek mi? Uzun zamandır benim beklediğim GESAN'a bağlı bir enerji şirketi var. Kanalın eskileri bilir. İnşallah ona gelir diye bekliyorum.
umut ediyorum. Bedelsizde de arkadaşlar Giresun'un bedelsiz kararı var. Onun gelmesini umut ediyorum. Bakalım gelecek mi? Gelirse güzel olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Son önemli bilgiler olursa biliyorsunuz sizinle paylaşırım. Görüşmek üzere.